Evet, ben 10 Ekim katliamının artığıyım. Maalesef orada önce kızımı, sonra kız kardeşimi kurtaramadım. Olayın şöyle bir hikayesi var. Ben hikayesini size anlatayım. Kasım'la Osman'ın defnedilmesinde ben bulundum. Ondan işte 70-80 gün sonra da 10 Ekim'de ben de iki canımı kaybettim. Son duruşma 1 Temmuz'daydı. Ve 1 Temmuz'daki duruşmada o derin bazı kesimlerin IŞİD'i burada büyüttü ve bu katliamları yapması için yardımcı oldu derin kişiler. Bu sefer mahkemede karşımıza çıktı ve bu katliamları yapan IŞİD'i akladılar. Asıl önemli olan bu. Benim burada söylemek istediğim, bu katliamı yapan IŞİD'in insanlığa karşı suç işlediğini biz mahkemeye kabul ettiremedik. Türkiye Mahkemesi ve Hukuku IŞİD'in insanlığa karşı suç işlediğini kabul etmedi. IŞİD ve IŞİD'çiler IŞİD'i akladılar. Lanet olsun. 19 yıldır mezar başlarımızda bulunduğumuz için yargılanıyoruz. Konuşmalar yaptığımız için yargılanıyoruz, tutuklanıyoruz. Mezar taşlarımız kırılıyor. Şehitlerimizi andığımız için mezar anmalarımıza saldırıyorlar. Bugün Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir noktasında her yerde Sürüt şehitlerini anmak için sokakları kuşatacağız ve katiller yine karşımızda olacaklar. Tıpkı bugün burada oldukları gibi. 9 yıl önce Amara Kültür Merkezi'ne bizler geldiğimizde SGDF beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz diyerek devrim topraklarıyla buluşmak istediği için tam da bu sebeple katledildiklerinde bu polisler durdu. Bir şekilde söylemedi. IŞİD çetesi aramıza rahatça girebildi. Bu önlemlerin hiçbiri o gün alınmadı. Ama bugün şehitlerimizi anmak, mezar başlarında olmak istediğimiz için izin vermiyorlar. Kimseden izin istemiyoruz. 9 yıldır biz burada her yerde onların adını yaşattık. Onların düşlerini yaşattık. Bir adım dahi geri atmadık. Katlederiz, bunlar biterler, sinerler dediler. Ama sinmedik de bitmedik de. Dün nasıl savunduysak Kobani'yi bugün yine savunuyoruz. Dün nasıl o düşlerle yola çıktıysak bugün o düşleri yine yaşatıyoruz. Ne bu polis barikatı, ne bu devlet baskısı hiçbir koşulda bizi geri adım attırmayacak. Bizler 33'leri de anmaya, onların mezar başlarında da olmaya devam edeceğiz. Bugün bu katliamın hesabını sormak için her bir sokağı kuşatacağız. Çünkü Suruç bize bir mirastır. Suruç bize bir cevaptır. Biz bu cevabı sokaklarda yanıtlayacağız. Biz bunun hesabını sokaklarda soracağız. Suruç katliamında yitirdiğimiz 33'leri anmamızı hiç kimse engelleyemeyecek. 9 yıl önce devlet kontrolünde 33 diş insanımız Amara Kültür Merkezi'nde katledildi. Diş yolcuların mücadelesini bıraktığı yerde halkımızla beraber sürdürmeye devam edeceğiz. Bu patlamalarla ilgili de sözde yargılamalar yapıldı. Ama ihmali bulunan hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı. Katliamın asıl azmettiricisi ve katliamın asıl failleri toplum içinde demiyorum. Evlerinde saklanıyorlar. Bu katliamı yapanlar yargı tarafından cezalandırılmasa da toplum vicdanında mahkum edilmiştir. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kimseden korkmuyoruz. Katledenleri rahmetle anıyoruz. Ve onların mücadelesini bıraktığı yerden devam etme sözünü buradan veriyoruz.